أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ve bir vakit Musa'ya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağıyı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız. Bir zamanda Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için, fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın demiştik. Peygamberlere devamla şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti, size içinde Rabbinizden bir sekine ile, Musa ve Harun'un manevi mirasından bir bakiyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetliyseniz, bunda elbette sizin için delil vardır. De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. Ey kavmim! Haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz. Biz ona, İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Ve her birini nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz. Bazı Yahudiler de Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir dediler. Sen onlara de ki, peki Musa'nın insanlara bir nur ve rehber olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup işinize geleni gösterdiğiniz fakat çoğunu gizlediğiniz ve sizin de babalarınızın da bilmediğiniz birçok şeyleri sayesinde öğrendiğiniz o kitabı kim indirdi? Ey Resulüm! Sen, Allah indirdi de. Sonra bırak, daldıkları batıllarında oynaya dursunlar. Onlardan sonra Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen yetkililerine gönderdik. Onlar, ayetlerimize haksızlık ettiler. Ettiler de, bak o müfsitlerin akıbeti nice oldu. Musa, ey Firavun dedi. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Resulüm. Başta gelen görevim, Allah Teala hakkında gerçek dışı bir şey söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir belge getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder. Eğer dedi Firavun, gerçekten getirdiğim bir belge varsa ve sen doğru söyleyen biriysen, onu ortaya koy da görelim. Bunun üzerine Musa, asasını yere bırakıverdi. Bir de ne görsün, o koskoca bir ejderha kesilmiş. Elini sıyırıp çıkardı. Bir de ne görsün, bakan kimseler için parlak mı parlak, ışık saçan bir el haline gelmiş. Firavun'un ileri gelen yetkilileri, anlaşıldı. Bu usta bir sihirbaz, dediler. Firavun, bu adam dedi, sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde. Görüşünüz nedir bu konuda? Yetkililer,
Onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler, dediler. Yetkililer, onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler, dediler. Bütün büyücüler Firavun'a gelip, galip gelecek olursak, herhalde mutlaka bize büyük bir mükafat verilir değil mi, dediler. Firavun, elbette, üstelik siz benim gözdelerimden olacaksınız, dedi. Büyücüler, Musa, önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi koyalım, deyince, Musa, siz ortaya koyun, dedi. Vaktaki atacaklarını ortaya koydular. Halkın gözlerini büyülediler. Onları dehşete düşürdüler. Hasılı, müthiş bir sihir sergilediler. Biz de Musa'ya, asanı yere bırak, diye vahyettik. Bir de ne baksınlar, asa onların yaptıkları sihir, göz boyacılık kabilinden her şeyi yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa çıktı. İşte o Firavun ve takımı yenilip küçük düştüler. Büyücüler hep birden secdeye kapandılar. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, demek siz benden izin almadan ona iman ettiniz ha? Şüphe yok ki bu, yerli olan Kıpti ahaliyi yurtlarından sürmek için, sizin şehirde beraberce planladığınız gizli bir oyundur. Ama yakında bileceksiniz başınıza gelecekleri. Evet, ellerinizi ve ayaklarınızı değişik taraflardan olarak keseceğim. Sonra da hepinizi toptan asacağım. Onlar şöyle cevap verdiler. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da, sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize. Ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Onlar şöyle cevap verdiler. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize. Ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Firavun'un halkının yetkilileri ona, ne yapıyorsun? Musa ile kavmini, seni ve senin tanrılarını terk etsinler. Ülkede bozgunculuk yapsınlar diye kendi hallerine mi bırakacaksın? Dediler. Firavun, hayır. Onların erkek evlatlarını öldürüp, kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hakimiyet sahibiyiz, diye cevap verdi. Musa kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Güzel akıbet, elbette müttakilerindir. İsrailoğulları, biz hem sen bize gelmeden önce, hem de sen bize peygamber olarak geldikten sonra, işkenceye maruz kaldık, diye yakındılar. Musa ise şöyle dedi. Hele biraz daha sabredin. Umulur ki, Rabbiniz düşmanlarınızı imha eder de, onların yerine sizi hakim kılıp, nasıl hareket edeceğinize bakar. Biz, Firavun hanedanı düşünüp ibret alsınlar diye, senelerce onları
kuraklık, kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık. Onlara iyilik, bolluk geldiğinde, ha işte bu bizim hakkımız, kendi becerimizle bunu elde ettik, derlerdi. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse, onu Musa ile beraberindeki müminlerin uğursuzluklarına verirlerdi. Dikkat edin! İyiliği olduğu gibi kötülüğü de yaratmak ancak Allah'ın kudretiyledir. Fakat onların çoğu bilmezler. Ve şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için sen hangi mucizeyi getirirsen getir, imkanı yok, sana inanacak değiliz. Biz de kudretimizin ayrı ayrı delilleri olarak onların üzerine tufan gönderdik. Çekirgeler gönderdik, haşerat gönderdik, kurbağalar gönderdik, kan gönderdik. Yine de inat edip büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular. Azap üzerlerine çökünce dediler ki, Musa, Rabbin ile arandaki ahit uyarınca bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan mutlaka sana inanacak ve İsrailoğullarını da seninle göndereceğiz. Biz geçirecekleri bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca da yeminlerinden döndüler. Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk. Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına, yani tamamına varis kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak İsrailoğullarına senin Rabbinin yaptığı güzel vaat tamamen gerçekleşti. Firavun ile kavminin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise imha ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir topluluğa uğradı. Musa, dediler, bunların tanrıları olduğu gibi, bize de bir tanrı yapıver. O ise, siz, dedi, gerçekten cahil bir milletsiniz. Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. Hem Allah size bunca lütufta bulunup, öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için ondan başka bir tanrı arar mıyım? Hem düşünün ki, sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar ki size pek acı bir işkence uyguluyor, oğullarınızı hep öldürüyor, kızlarınızı ise kendilerine hizmetçilik etmeleri için hayatta bırakıyorlardı. Bunda Rabbiniz tarafından size büyük bir imtihan vardı. 30 geceyi ibadetle geçirmesi ve Tevrat'ı almaya hazırlanması için Musa ile sözleşip onu huzurumuza kabul ettik. Sonra 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği müddet tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim vekilim ol. Onları güzelce yönet ve sakın müfsitlerin yoluna uyma, dedi. Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitap edince, Ya Rabbi, dedi, göster bana zatını, bakayım sana. Allah Teala şöyle cevap verdi. Sen beni göremezsin. Ama şimdi şu dağa bak. Eğer yerinde durursa, sen de beni görürsün. Derken Rabbi, dağa tecelli eder etmez, onu un ufak ediverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki, Sübhansın ya Rabbi! Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi, dünyada seni görmemizden de münezzehsin. Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben ümmetim içinde
seni görmeden iman edenlerin ilkiyim. Allah buyurdu ki, Musa, ben seni risaletlerim, mesajlarımla ve hitabıma mazhar etmemle öbür insanlar arasından seçip mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğim nübüvveti al ve bu nimetime şükreden kullarımdan ol. Ona verdiğimiz levhalarda insanlara öğüt olmak üzere her şeyi tafsilatlı olarak bildirdik. Sen bunlara kuvvetle sarıl ve ümmetine de o hükümlerin daha sevaplı olanlarına sarılmalarını emret. İtaat dışına çıkanların diyarlarını ise nasıl tarumar ettiğimi yakında size göstereceğim. Dünyada haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım. O kibirlenenler, her türlü mucizeyi bile görseler, yine de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler, o yolu tutmazlar. Ama sapıklık yolunu görseler, o yola girerler. Öyle, çünkü onlar, ayetlerimizi yalan saymayı adet haline getirmiş ve onlardan gafil ola gelmişlerdir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşacaklarını yalan sayanların bütün işleri ve eserleri boşa çıkmıştır. Böyle olmayıp ne olacaktı ya? Onlar yaptıklarından başkasıyla mı karşılık göreceklerdi? Musa, Tevrat'ı almak için ayrıldıktan sonra, ümmeti, zinet takımlarından, böğürür gibi ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp, tanrı edindiler. Görmemişler miydi ki, o heykel onlara hitap edemiyordu. Kendilerine yol da gösteremiyordu. Fakat buna rağmen, onu tanrı edindiler ve zalimlerden oldular. Ne vakit ki, yaptıklarının saçmalığını anlayıp, son derece pişman oldular ve saptıklarını gördüler. Yemin olsun ki dediler, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi affetmezse, muhakkak her şeyimizi kaybedenlerden oluruz. Musa pek öfkeli ve üzgün olarak halkına dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini çarçabuk terk mi ettiniz? Dedi ve levhaları yere bırakıverdi. Kardeşini başından tutup kendisine doğru çekmeye başladı. Harun ise ona, ey annemin oğlu dedi. İnan ki bu millet beni fena halde hırpaladı. Neredeyse beni linç edip öldüreceklerdi. Ne olur düşmanlarımı üstüme güldürme. Beni bu zalim milletle bir tutma. Musa, ya Rabbi, beni ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin, sen. Buzağa tanrı diye tapanlar var ya, işte onlara Rableri tarafından dünya hayatında bir gazap ve bir zillet gelecektir. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız biz. Günahları işledikten sonra, arkasından tövbe edip iman edenler için ise, Rabbin elbette gafur ve rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Musa'nın öfkesi yatışınca, levhaları yerden aldı. Onlardaki yazıda, Rablerinden çekinenler için hidayet ve rahmet vardı. Musa, ümmetinden 70 kişi seçti. Onları alıp huzura getirdi. Gelenlerin bu kabul şerefiyle yetinmeyip, Allah'ı açıkça görmek istemeleri üzerine, onları şiddetli bir deprem yakaladı. Musa, ya Rabbi dedi, dileseydin beni de bunları da daha önce imha ederdin. Şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanından ibarettir. Dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sensin bizim Mevlamız.
affet bizi. Merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik. Senin yolunu tuttuk. Hak Teâlâ da şöyle buyurdu. Ben dilediğim kimseyi cezalandırırım. Rahmetim ise her şeyi kaplar. O rahmetimi de Allah'a karşı gelmekten korunan, zekat veren ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıfları yazılı o ümmi peygambere tabi olurlar. O peygamber ki, kendilerine meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar. Kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır. De ki, ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O ki, göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de, ölümü yaratan da O'dur. Öyleyse siz de Allah'a ve O'nun bütün kelimelerine iman eden, o ümmi nebiye, o Resûle inanın. O'na tabi olun ki, doğru yolu bulasınız. Evet, Musa'nın kavminden bir toplulukta vardır ki, hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler. Biz onları 12 kabileye, 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde ona, asanı taşa vur diye vahyettik. Derhal 12 pınar fışkırdı. Her kabile su alacağı yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret helvasıyla bıldırcın da indirdik. Ve dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz. Fakat onlar emrimizi dinlememekle bize değil, asıl kendilerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlardı. O vakit onlara denildi ki, şu şehre, Kudüs'e yerleşin, oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın. Affet bizi ya Rabbena, hıtta, deyin. Ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki, suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara, ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz. Ama aralarındaki zalimler, sözü kasten değiştirdiler. Başka bir şekle soktular. Biz de zulmü adet haline getirdikleri için, üzerlerine gökten azap salıverdik. Bir de onlara, o deniz kıyısında bulunan şehir halkının başına gelenleri sor. Hani onlar, Sebt, cumartesi gününün hükmüne saygısızlık edip, Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyorlardı. Şöyle ki, Sebt gününün hükmünü gözettiklerinde, balıklar yanlarına akın akın geliyordu. Sebt gününün hükmüne riayet etmedikleri gün ise gelmiyordu. İşte fasıklıkları, yoldan çıkmaları sebebiyle, onları böyle imtihan ediyorduk. Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca, bu besbelli bir sihirdir, dediler. Musa dedi ki, size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? İnsaf edin, sihir midir bu? Şu bir gerçektir ki, büyücüler iflah olmazlar. Sen, dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de, ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız. Firavun, ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi.
Büyücüler gelince Musa onlara, ortaya atacağınız ne varsa atın, hünerinizi gösterin dedi. Onlar iplerini ve değneklerini atınca Musa şöyle dedi. Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimden hoşlanmasa da Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. Onlar iplerini ve değneklerini atınca Musa şöyle dedi. Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimden hoşlanmasa da Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. Hasılı, başlangıçta Musa'ya kendi kavminden, genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavun'un ve yöneticilerin kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun, o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi. Musa, ey milletim dedi. Siz Allah'a iman ettiniz. Ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme. Ve rahmetinle kurtar bizi o kâfirler güruhundan. Musa'ya ve kardeşine, milletiniz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın, namazı hakkıyla ifa edin ve ey Musa, müminleri müjdele diye vahyettik. Musa, ey bizim Rabbimiz dedi. Sen Firavun ile onun ileri gelen adamlarına, dünya hayatında muazzam zinet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz! İnsanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz! Mahvet, sil süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler. Allah buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin. Müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fakat hemen Firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken iman ettim. İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp, karada bir yere çıkaracağız ki, senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. Doğrusu insanların birçoğu, bizim ayetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler. Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin, aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile Musa'ya Tevrat'ı verdik. Kur'an hakkında senin halkının yaptığı gibi onun hakkında da ihtilaf edip kimi iman kimi inkar etti. Şayet Rabbinin insanlara mühlet verme vaadi olmasaydı elbette haklarında nihai hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Bu gerçeğe rağmen senin halkın hala Kur'an'dan ve azaptan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedir. Bu cümleden olarak, Musa'yı da halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın önemli günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Elbette bunda çok sabreden
ve çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. Bir vakit Musa kavmine, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü O sizi, size en kötü bir işkence uygulayan, doğan erkek çocuklarınızı öldürüp, kızlarınızı perişan bir hayata zorlayan Firavun'un hakimiyetinden kurtarmıştır. Gerçekten bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Sözüne devam ederek, eğer dedi Musa, siz ve dünyada bulunan herkes kâfir olsa, bilesiniz ki Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına, benden başkasını Rab edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. Musa'ya açık açık 9 mucize, açık belge verdik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde, Firavun ona, bana bak Musa, dedi. Ben senin büyülendiğini zannediyorum. Musa da şöyle cevap verdi. Pek iyi bilirsin ki bu ayetleri birer belge olmak üzere indiren, göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun! Ben de senin mahvolduğunu zannediyorum. Firavun, onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk. Bu olaydan sonra, İsrail oğullarına da dedik ki, haydin, yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz. Onlar, iki denizin birleştiği yere vardıklarında, balıklarını unutmuş bulundular. Balık sıyrılıp, denizde bir yol tutmuştu bile. Buluşma yerinin farkına varmaksızın geçip gidince, Musa, yardımcısına, getir artık kahvaltımızı, dedi. Gerçekten bu seyahatimizde, epey yorgun düştük. Gördün mü, dedi. O kayanın yanında mola verdiğimizde, ben balığı unutmuşum. Muhakkak ki onu sana söylememi unutturan da şeytandan başkası değildir. Doğrusu balık çok acayip bir şekilde canlanarak denizde yolunu tutup gittiydi. Musa, işte gözleyip durduğumuzda bu idi ya, dedi. Derhal izlerini takip ederek gerisin geri dönüp kayanın yanına vardılar. Orada bizim seçkin kullarımızdan öyle bir has kulumuzu buldular ki, biz ona lütfedip, nezdimizden Rabbani bir ilim öğretmiştik. Üstadım, dedi Musa, sana öğretilen bu ilimden, bana da bir şeyler öğretmen için, sana tabi olabilir miyim? Doğrusu, dedi, sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında, nasıl kendini tutabilirsin ki? Doğrusu, dedi, sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki? İnşallah, dedi Musa, beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir emrine karşı koymayacağım. O halde, dedi, bana tabi olduğuna göre hangi konuda olursa olsun, ben onun hakkında sana söz açmadıkça, asla bana soru sormayacaksın. Bunun üzerine kalkıp gittiler. Nihayet bir gemiye rastlayıp, ona bindiler ve o zat gemiyi deldi. Musa duramayıp, ne yaptın öyle, dedi. İçindeki yolcuları denizde boğmak için mi yaptın bunu? Vallahi çok müthiş bir iş yaptın. Hızır, sen benimle beraberliğe katlanamazsın dememiş miydim? İşte sen de gördün, dedi. Ne olur, dedi Musa, lütfen unutarak söylediğim bu sözden ötürü beni azarlama. Bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma. Yine yola koyuldular.
Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar ve Hızır onu öldürdü. Musa atılıp, ne yaptın dedi. Masum ve günahsız bir canı, kısas hükmüyle bir can karşılığında olmaksızın mı öldürdün? Doğrusu görülmemiş derecede fena bir iş yaptın. Sen benimle arkadaşlık etmeye katlanamazsın dememiş miydim dedi. Musa, eğer dedi, sana bir daha soracak olursam, bundan böyle benimle hiç arkadaşlık etme. Artık özür dileyemeyecek hale geldim. Tekrar yola devam ettiler. Nihayet bir şehre varıp, o şehir halkından yiyecek istediler. Ama ahali, bunları misafir etmemekte diretti. Bu sırada Hızır, orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar görür görmez, onu düzeltiverdi. Musa, isteseydin dedi, elbette buna karşı iyi bir ücret alabilirdin. Hızır, işte dedi, seninle ayrılmamızın vakti geldi. Şimdi sana, hakkında sabırsızlık gösterdiğin o meselelerin iç yüzlerini tek tek bildireyim. Evvela, o gemi, denizde çalışan bir takım fakirlere ait idi. Ben onu kasten bir miktar zedeledim. Zira öte yanda sağlam olan bütün gemileri gasp eden zalim bir hükümdar vardı. Oğlan çocuğuna gelince, onun ebeveyni mümin insanlar idi. Bu çocuğun onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Onların Rabbinin kendilerine, onun yerine daha temiz, daha hayırlı, merhamette ondan daha hisli bir çocuk ihsan etmesini diledik. Gelelim duvara. O duvar, şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında, onlara ait bir define gömülüydü. Babaları salih, iyi bir insandı. Rabbin, onların reşit olacakları çağa gelip, definelerini o zaman çıkarmalarını irade buyurdu. Bütün bunlar, Rabbinden birer lütuf ve rahmet olup, ben hiçbirini kendi görüşümle yapmış değilim. İşte, hakkında sabırsızlık gösterdiğin meselelerin iç yüzü, bunlardan ibarettir. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o, Allah tarafından ihlasa erdirilen bir kul idi. Resul ve Nebi idi. Hani ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. Ve rahmet ve keremimizden kardeşi Harun'u da nebi olarak ona ihsan etmiştik. Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilişti gözüme. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum. Ateşin yanına varınca birden, Musa diye nida edildi. Haberin olsun, senin Rabbin benim, denildi. Çıkar pabuçlarını hemen, çünkü kutsal vadidesin sen. Evet evet, Tuva'dasın sen. Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse, iyi dinle sana vahyedileni. Muhakkak ki, benim gerçek ilah. Benden başka yoktur ilah. O halde sen de, yalnız bana ibadet et. Beni anmak için, namaz eda et. Elbet gelecek kıyamet saati. Neredeyse, açıklayasım geliyor onun vaktini. Ta ki, her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını. Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtiraslarının peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin. Sonra sen de helak olursun. Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey dene. O asamdır dedi. Üzerine dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca onunla daha birçok ihtiyacımı gideririm. Bırak onu Musa, buyurdu. Hemen bıraktı. Bir de ne görsün, hızla kıvrılıp sürünen kocaman bir yılan oldu.
Tut onu, korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz, buyurdu. Bir de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak çıkar onu, hiç pürüzsüz, parlak mı parlak. Böylece sana en büyük mucizelerimizden birini göstermek istiyoruz. Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Ya Rabbi, dedi, genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ya Rabbi, dedi, genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ya Rabbi, dedi, genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü. Bana da ailemden birini yardımcı kıl, Harun kardeşimi. Bana da ailemden birini yardımcı kıl, Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et. Onu bu işime ortak et. Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim. Ve seni daha çok analım. Aslında sen, bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. Musa, dedi. İstediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk. Musa, dedi. İstediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk. O vakit, annene ilham edip dedik ki, onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da, ona da düşman olan biri onu alsın. Ve, ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için, sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. Kız kardeşin, denizden seni alanların yanına varıp, ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? Diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken, sen büyüdün. Bir adam öldürdün de, biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa, türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de, yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da, takdirimizle buraya geldin. Seni ben seçip peygamberliğime hazırladım. Haydi kardeşinle birlikte, ayetlerimle gidiniz. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz. Gidin Firavun'a, zira o iyice azdı. Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki, aklını başına alır. Yahut hiç değilse biraz çekinir. Ya Rabbena, dediler. Doğrusu, korkarız ki, o bize son derece kötü davranır. Hatta, ileri gidip, daha da azar. Korkmayın, buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm. Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. İnan ki bize, dini yalan sayıp ondan yüz çeviren, mutlaka azaba uğrayacaktır diye vahyedildi. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa, dedi. Rabbimiz, dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, yüce Yaradan'dır. Buna iyice inan. Firavun dedi ki, peki o zaman, önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur? Onların durumu, Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O ne şaşırır, ne de unutur, dedi. Odur ki, yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Hem siz yiyin, hem davarlarınızı otlatın. Elbette bunda, aklı olanlar için ayetler,
Allah'ın kudretine deliller vardır. Sizi, ey insanlar, biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız. Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi. Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde bilmiş ol ki, biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen, bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım. Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde bilmiş ol ki, biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen, bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım. Musa, karşılaşma zamanı bayram günü olsun. Halk sabahleyin toplansın, dedi. Firavun, işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini, en usta sihirbazlarını toplayıp, buluşma yerine geldi. Musa, onlara, yazık size, dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa, o size öyle bir azap gönderir ki, kökünüzü keser. İftira eden, muhakkak perişan olur. Bunun üzerine onlar, aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar. Sonunda, herhalde dediler, bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen ve en ideal yaşam düzeninizi ortadan kaldırmak isteyen iki büyücü. O halde bütün hünerlerinizi toplayıp, sıra sıra merasim düzeninde meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Kim bugün üstün gelirse, iflah olacak odur. Onlar, Musa, istersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım, dediler. Hayır, siz ortaya koyun, dedi. Bir de ne görsün, onların sihirleri sayesinde, ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. Musa birden, İçinde bir endişe duydu. Endişe etme, dedik. Zira sen galip geleceksin. Elindeki değneği ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın, hiçbir yerde iflah olmaz. Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Ya, dedi Firavun, benden izin çıkmadan ona inandınız ha? Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. Mümkün değil, dediler. Bize gelen bunca delillere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer. Biz Rabbimize iman ettik. Onun günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır. Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse, onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur, ne de yaşamı hayat sayılır. Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır. Zemininden ırmaklar akan adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur. Biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç.
Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın. Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi. Böylece Firavun halkını kurtuluşa değil, yanlış yola, çıkmaza götürdü. Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik. O halde size verdiğimiz rızıkların en hoş ve temiz olanlarından yiyin. Ama bu hususta taşkınlık yapmayın. Yoksa gazabım tepenize iniverir. Kimi de gazabım çarparsa artık o uçuruma düşmüştür. Şu da muhakkak ki, inkardan dönüş yapan, iman eden, güzel ve makbul işler yapan, böylece doğru yola giren kimseyi de affederim. Hem seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden sebep ne ey Musa? Onlar dedi, beni izliyorlar. Benden daha çok razı olman için, sana kavuşmakta acele davrandım ya Rabbi. Allah buyurdu, sen öyle biliyorsun ama, onlar senin izinde değiller. Zira biz, senin ayrılmandan sonra, halkını sınadık. Ve Samiri, onları yoldan çıkardı. Musa derhal, son derece kızgın ve üzgün olarak, halkına döndü. Ey milletim, dedi, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Verilen sözün üzerinden çok uzun süre mi geçti? Yoksa Rabbinizin gazabının tepenize inmesini mi istiyorsunuz ki bana olan vaadinizden caydınız? Biz dediler, kendi güç ve irademizle sana olan vaadimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını atıverdi. Derken o, ahali için böğürme marifeti olan bir buzağı heykeli döküp çıkardı. Samiri ve arkadaşları, işte bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Ama Musa bunu unuttu, dediler. Onlar görmüyorlar mıydı ki, o heykel, kendilerine mukabele edecek bir çift laf söyleyemiyordu. Kendilerine gelen bir zararı önleyemediği gibi, onlara fayda da sağlamıyordu. Doğrusu Harun, onlara bundan önce, ey milletim dedi, siz bu heykel ile imtihana tabi tutuldunuz. Şu kesindir ki, sizin Rabbiniz Rahman'dır, çok şefkatli ve merhametlidir. O halde beni izleyin ve emrime itaat edin. Onlar ise, Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz, diye karşılık vermişlerdi. Musa, döndüğünde bu durumu bilmediğinden, Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde, benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin, deyip, onu sakalından tutarak çekmeye başladı. Musa, döndüğünde bu durumu bilmediğinden, Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde, benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin, deyip, onu sakalından tutarak çekmeye başladı. Ey anamın oğlu, dedi Harun. Lütfen sakalımdan, saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin, İsrail oğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden endişe ettim. Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri, peki senin derdin nedir, dedi. Ben dedi, ben onların görmedikleri bir şeyi gördüm. O Resulün izinden bir avuç toprak alıp, onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim, böyle yapmayı bana hoş gösterdi. Defol, dedi Musa. Artık ömür boyunca sen, bana dokunmayın, benden uzak durun diyeceksin. Yalnız yaşamaya mahkum olacaksın.
Ayrıca senin asla kurtulamayacağın bir ceza günü var. Şimdi tapınıp durduğun Tanrı'na bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize savuracağız. Sizin ilahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmiyle ihata etmiştir. Biz Musa ile Harun'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran kitabı verdik. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkârcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkârına mukabil nasıl olurmuş benim inkârım, cümle âlem görüp bildi. Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümreydi. Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümreydi. Dediler ki, kendi kavimleri bizim hizmetçi kölelerimiz iken, şimdi kalkıp bizim gibi beşer olan bu iki adama mı inanacağız? Böyle deyip onları yalancı saydılar. Kendileri de helak edilenler güruhuna dahil oldular. Oysa doğru yolu tutmaları ümidiyle biz Musa'ya kitabı verdik. Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Bir vakitte Rabbin Musa'ya, haydi, o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi, de, diye nida etti. Ya Rabbi, dedi, korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver. Ya Rabbi, dedi, korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver. Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum. Hayır, buyurdu. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz. Gidin o Firavun'a. Biz, Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. Gidin o Firavun'a. Biz, Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. Ah, dedi. Sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin. Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin. Ben, dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım. Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni peygamberler arasına dahil etti. O başıma kalktığın iyilik ise İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? Firavun, sahi şu bahsettiğin Rabbül Alemin de ne, dedi. Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin
ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi? Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Firavun, dikkat edin, size gönderilen bu elçi, kesinlikle bir deli. Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız. Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim, dedi. Ya, dedi, sana doğruluğumu ispatlayan, aşikar bir delil getirmiş olsam da mı? Haydi, dedi, doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim. Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler, değnek her haliyle tam bir ejderha oluvermiş. Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak. Firavun etrafındakilere, bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz. Büyü gücü ile sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz, görüşünüzü bildirin. Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa, alıp gelsinler, dediler. Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa, alıp gelsinler, dediler. Böylece belirlenen günde, bütün usta sihirbazlar toplandı. Kader, haydi ne duruyorsunuz, siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler, biz de onların dinlerine tabi oluruz, denildi. Kader, haydi ne duruyorsunuz, siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler, biz de onların dinlerine tabi oluruz, denildi. Büyücüler, Firavun'un huzuruna varınca, ona, biz galip gelirsek, elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde, dediler. Evet, evet, dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız. Yarışma başlayınca Musa, önce siz marifetinizi ortaya koyun. Ne atacaksanız atın, dedi. İplerini ve değneklerini yere attılar. Ve, Firavun'un izzetine yemin ederiz ki, galip gelen biz olacağız, dediler. Derken, Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, o büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. Bunu gören sihirbazlar, derhal secdeye kapandılar. Rabbül Alemine, Rabbül Alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler. Rabbül Alemine, Rabbül Alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım. Hiç önemi yok, dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü, umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder. Musa'ya da, mümin kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun ise, onları takip etmek gayesiyle, bütün şehirlere, asker toplamak üzere görevliler çıkardı. Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur. Fakat bize karşı kızgın olup, diş bilemektedirler. Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz, diyordu. Neticede, biz onları, bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık.
Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu. İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca Musa'nın arkadaşları "Eyvah, bize yetiştiler." dediler. "Hayır, asla," dedi. "Rabbim benimledir ve o muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir." Biz Musa'ya "Asanı denize vur." diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi. Tekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. Tekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. Oraya varır varmaz, birden şöyle nida edildi. Ateş mahallinde ve çevresinde bulunan kimselere feyiz ve bereket verildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Bütün noksanlardan münezzehtir. Dinle Musa, ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım. Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Korkma Musa, çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar, buyurdu. Benden korkanlar zulüm ve günah işleyenlerdir. Fakat onlar da o fenalıktan sonra güzel işler yaparlarsa, onlara karşı da ben çok affedici, geniş merhamet ve ihsan sahibi olarak muamele ederim. Haydi, elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Böylece Firavun'a ve onun halkına göstereceğin 9 mucizeye bu da dahil olsun. Hakikaten onlar yoldan tam çıkmış bir güruhtur. Mucize ve belgelerimiz bütün aydınlığıyla apaçık olarak onlara geldiğinde, bu besbelli bir büyü, dediler. Vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde, sırf kibir ve haksızlık sahikiyle onları inkâr ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör. Doğrusu Firavun ülkesinde, Mısır'da zorbalık yaptı. Büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle özellikle zayıflatmak istiyordu. O bozguncunun tekiydi. Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk. Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk. Bunun içindir ki, Musa dünyaya gelince,
annesine şöyle ilham ettik. Onu bir süre emzir. Şayet onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen, ırmağa bırak. Hiç endişe etme, hiç üzülme. Zira biz onu sana kavuşturacağız ve onu resullerden yapacağız. Firavun'un ailesi onu, kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da, Haman da, askerleri de yanılıyorlardı. Firavun'un hanımı, onu sandıktan çıkarınca, kocasına, ''Bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk. Öldürmeyin onu. Olur ki bize fayda sağlar. Bakarsın biz onu evlat da ediniriz.'' diyordu. Kendileri açısından yanlış bir iş yaptıklarının farkında değillerdi. Musa'nın annesi, çocuğunun Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için kalbine sabır kuvveti vermeseydik, neredeyse işi açığa vuracak, gidip çocuğa sahip çıkacaktı. İşte bu haldeyken annesi, Musa'nın kız kardeşine, ''Sen fark ettirmeden onu izle.'' dedi. O da kendisini ele vermeksizin kardeşini uzaktan gözetledi. Biz daha ilk günden itibaren onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara, ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz? Dedi. Böylece onu annesine kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin. Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Musa bir gün halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. İki adamı birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri kendi kavminden, öbürü ise düşmanının kabilesinden idi. Hemşehrisi düşman olana karşı yardım istedi. Musa da eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından, bu dedi, şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten saptırıcı, açık bir düşmandır. Ya Rabbi, ben kendime yazık ettim. Affeyle beni, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Ya Rabbi, dedi. Bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam. Sabaha kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi. Sabahleyin bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine imdadına çağırıyor. Musa ona, belli ki sen azgının tekisin, dedi. Bununla beraber Musa, hem kendisinin hem de soydaşının hasmı olan adamı tutup, onları ayırmak isterken, soydaşı, kendisini yakalayacağını sanarak, ne o Musa, dedi, dün bir adam öldürdüğün yetmemiş gibi, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Senin tek isteğin ülkede bir zorba olmaktır. Asla ıslah etmek, para bulmak istemiyorsun. Çok geçmeden, şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ne yapıyorsun Musa? Yetkililer idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler. Beni dinlersen derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim. Hemen oradan ayrılıp, hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı. Ve, şu zalimler güruhunun elinden beni halâs eyle ya Rabbi, diye yalvardı. Medyen tarafına yönelince, umarım Rabbim
beni doğru yola yöneltir dedi. Medyen'in su kuyularına varınca, orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de, kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. Siz niçin bekliyorsunuz diye sordu. Onlar da, çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan iş bize kalıyor diye cevapladılar. Bunun üzerine onların davarlarını suvardı. Sonra gölgeye çekilip, Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım diye dua etti. Az sonra o iki kızdan biri, utangaç bir tavırla yürüyerek çıka geldi ve, bize sunduğun suvarma hizmetinin ücretini vermek üzere, babam seni davet ediyor dedi. Musa, onun yanına girip, başından geçen olayları anlatınca, o zat, endişe etme, o zalimlerin elinden artık kurtuldun, dedi. Kızlardan biri, babacığım dedi, bunu işçi olarak tut. Zira senin çalıştıracağın en iyi adam, böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır. Babaları ona, kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Buna karşılık sen de 8 yıl yanımda çalışırsın. Şayet süreyi 10 yıla çıkarırsan, o da senin ikramın olur. Ben seni zahmete sokmak istemem. İnşallah benim dürüst bir insan olduğumu göreceksin. Musa, bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu iki müddetten hangisini yerine getirirsem, buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun, dedi. Musa, müddeti tamamlayıp, ailesiyle Mısır tarafına doğru yolda giderken, dağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, durun, dedi. Ben bir ateş fark ettim. Gideyim, belki yol hakkında bir bilgi alır veya bir ateş koru getiririm de, ateş yakıp ısınma imkanı bulursunuz. Oraya varınca, kutlu mekandaki vadinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi. Ey Musa! Rabbül Alemin olan Allah benim. Haydi, asanı yere bırak. Musa, onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce, derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Gel Musa, endişe etme. Çünkü sen, güven içinde olanlardansın. Elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma sahikiyle, kanat gibi açılan kollarını kendine çekip toparlan. Korkma artık. İşte bunlar, Rabbin tarafından Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen iki mucizedir. Onlar gerçekten iyice yoldan çıkmış bir güruhtur. Ya Rabbi dedi, ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un ifadesi benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber yardımcı olarak görevlendir ki, beni tasdik etsin. Doğrusu beni yalancı saymalarından endişe ediyorum. Allah Teala şöyle buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. Siz de size tabi olanlar da mutlaka galip geleceksiniz. Musa, o açık belgelerimizle, mucizelerimizle onlara geldiğinde, bu dediler, sırf uydurma bir sihir. Hem böylesi bir iddianın, peygamberlik davasının veya sihrin, önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik. Musa da, kimin kendi tarafından hidayet getirdiğini ve bu dünya hayatının sonunda hayırlı akıbetin kime nasip olacağını Rabbim pek iyi biliyor. Şu bir gerçektir ki, zalimler iflah olmazlar. Allah'ın cezasından kurtulamazlar. Firavun da dedi ki,
Ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım! Ben sizin, benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Haman, haydi benim için tuğla ocağını tutuştur, balçığı pişir, fazlaca tuğla imal ettirip, benim için öyle yüksek bir kule yap ki, belki de onun vasıtasıyla yükselip, Musa'nın varlığını iddia ettiği Tanrısını görürüm. Aslında ben, onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya, neyse. Böylece o ve orduları, haksız yere ülkede büyüklük tasladılar. Ve huzurumuza dönüp hesap vermeyeceklerini zannettiler. Biz de kendisini de, ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize fırlatıverdik. İşte bak, zalimlerin sonunun ne olduğunu gör. Onları, insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp, desteklerini sağlasalar da, kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir. Bu dünyada arkalarına bir lanet taktık. Kendilerine lanet yağdırılıyor. Kıyamette, o büyük duruşma gününde ise, en çok nefret edilenlerden olacaklardır. Biz daha önceki bazı nesilleri imha ettikten sonra, insanların vicdanlarını aydınlatacak, basiretlerini açacak bir delil, bir hidayet rehberi ve bir rahmet tezahürü olmak üzere, Musa'ya Tevrat'ı verdik ki, düşünüp ibret alsınlar. Ama bunu yapmadılar. Sen ise ey Resûlüm, Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada, sen o vadinin batı tarafında bulunmuyordun. O devirde olup bitenlere şahit olanlardan da değildin. Buna rağmen, yine de kendilerine tarafımızdan hakikat, yani Kur'an ve peygamber gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri ona da verilse ya, diyorlar. Oysa daha önce Musa'ya verilen vahyi de inkâr etmemişler miydi? Ve hatta, bunlar birbirini destekleyen iki sihir, aldatmaca, biz hepsini reddediyoruz demişlerdi. Yoldan sapanlardan biri olan Karun da, Musa'nın ümmetinden olup, onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona, hazineler dolusu öyle bir servet vermiştik ki, o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona, servetine güvenip şımarma, böbürlenme, zira Allah böbürlenenleri sevmez, demişti. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar, o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar. Şu bir gerçektir ki, sana verdiğimiz gibi, Musa'ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi, ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla, onun da böyle bir vahiy aldığından, hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı, İsrail oğullarına rehber kıldık. Bir vakit, biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık ki, vakti gelince o, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de, Allah onu, onların dediklerinden akladı, beri olduğunu ortaya koydu. O, Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi. Biz, Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da, milletlerini de müthiş bir gaileden kurtardık. Hem onlara yardım ettik de, galip gelenler onlar oldular. Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonraki nesiller için de
onlara da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. Gerçekten biz Musa'yı ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar, bu yalancı bir sihirbazdır, dediler. Gerçekten biz Musa'yı ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar, bu yalancı bir sihirbazdır, dediler. Musa, onlara bizim tarafımızdan gerçeği getirince, onun yanında bulunan müminlerin oğullarını öldürün, kızlarını ise hayatta bırakın, dediler. Fakat kâfirlerin hile ve tuzakları boşa çıkar. Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın bakalım, o kendisini kurtaracak mı? Zira bu gidişle onun sizin dininizi değiştireceğinden veya ülkede anarşi çıkaracağından endişe ediyorum, dedi. Musa da şöyle dedi: ben ahirete, hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Biz gerçekten Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik ve İsrail evlatlarını kitaba varis yaptık. Gerçekten biz Musa'ya da kitap vermiştik de, Kur'an hakkında bunlar ihtilaf ettiği gibi, onun hakkında da ihtilaf edilmişti. Eğer Rabbinden haklarındaki azabı erteleme ve hükmü kıyamete bırakma şeklinde daha önce bir hüküm verilmiş olmasaydı, onların işleri bitmişti bile. Bu gerçeğe rağmen onlar hala bundan derin bir şüphe içindedirler. O, dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden kendine yöneleni doğru yola iletir. Nitekim onlardan Musa'yı, delillerimiz ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara, ben Rabbül Alemin'in size elçisiyim, dedi. O delillerimizle onlara gidince, onlar alay edip gülmeye koyuldular. Onlara hep birbirinden büyük mucizeler gösterdik. Belki dönüş yaparlar diye azaplarla sarstık. Azabı tadınca Musa'ya, haydi büyücü, sana verdiği sözünün gereği olarak bizim için Rabbine dua et, bizi bağışlasın. Zira artık yola geleceğiz, dediler. Fakat biz, onlardan azabı giderince, hemen sözlerinden caydılar. Firavun, halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben, şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar, benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben, şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı, yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? Firavun, halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım!
Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? O halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar, yoldan iyice çıkmış bir toplum idi. Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık. Biz onlardan önce, Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir Resul gelip demişti ki, ey Allah'ın kulları! Benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin. Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. Biz onlardan önce Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir Resul gelip demişti ki, ey Allah'ın kulları! Benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin. Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. Sakın Allah'a baş kaldırmayın. Zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni taşlayıp öldürmenizden, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız, bari beni kendi halime bırakın, bana kötülük etmeyin. Sakın Allah'a baş kaldırmayın. Zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni taşlayıp öldürmenizden, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız, bari beni kendi halime bırakın, bana kötülük etmeyin. Sakın Allah'a baş kaldırmayın. Zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni taşlayıp öldürmenizden, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız, bari beni kendi halime bırakın, bana kötülük etmeyin. Onlar kabul etmeyince, Rabbine şöyle yalvardı. Ya Rabbi, onlar suçlu bir güruh. Yüce Allah buyurdu. Mü'min kullarımla geceliğin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp mahiyetini geçirdikten sonra, onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Yüce Allah buyurdu. Mü'min kullarımla geceliğin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp mahiyetini geçirdikten sonra onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Geride neler bırakmadılar neler. Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler. Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar. İçinde zevk-u safa sürdükleri ne nimetler. Geride neler bırakmadılar neler. Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler. Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar. İçinde zevk-u safa sürdükleri ne nimetler. Geride neler bırakmadılar neler. Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler. Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk-u safa sürdükleri ne nimetler. İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden, perişan hallerine gök de ağlamadı, yer de. Artık onlara yeni bir mühlet de verilmedi. İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden, perişan hallerine gök de ağlamadı, yer de. Artık onlara yeni bir mühlet de verilmedi. Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi.
Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi. Musa'ya bağlı olanları da, durumlarını bilerek, o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık. Onlara, açık ve zahir nimetleri ortaya koyan, nice mucizevi haller verdik. Mekke müşrikleri ise, derler ki, biz bir kere öldük mü iş biter, artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim. Mekke müşrikleri ise derler ki, biz bir kere öldük mü iş biter, artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim. Mekke müşrikleri ise derler ki, biz bir kere öldük mü iş biter, artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim. Bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise zalimleri uyarmak, iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş, onu doğrulayan Arapça bir kitaptır. Ey milletimiz, dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola götüren bir kitap dinledik. Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu aşikar bir delille, mucizeyle Firavun'a göndermiştik. O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi. Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu. Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki, hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. Hani bir vakit Musa kendi milletine, ey benim milletim demişti. Benim Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz? Onlar batıla meyledince, Allah da onların kalplerini, hakkı kabul etmekten, hakka meyletmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah, yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez. Onları emellerine ulaştırmaz. Fakat olay zor değil. Bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler. Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona, Kutlu Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti. Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? İster misin, seni Rabbine kavuşturan yola uğrayım? Böylece sen de ona saygı duyasın. Ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o buna yalan dedi ve isyan etti. Sonra sırtını dönüp, Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi. Adamlarını topladı ve onlara, sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. Allah, onu dünyada da, ahirette de şiddetle cezalandırdı. Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir.